Burası da Evri. Büyük bir belde. Bölgenin en büyük beldesi. Belediyesi olan bir yer. Evri'de 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Biz aracımızla gittiğimiz yerlere erzak da götürüyoruz. Ve bu erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Genellikle ben bunların dağıtım sırasında çekmemeye çalışıyorum. O yüzden burada da şu an aracımızla Evri'nin içerisinde dolaşıyoruz ve burada ihtiyaç sahiplerine yanımızda getirdiğimiz ihtiyaç malzemelerini dağıtıyoruz. Çocuklar evet top oynuyor burada. Hepsi 6 gün önce büyük bir şokla saat 4:17'de 7.7 şiddetindeki depreme yakalanmıştı. Ama şimdi belki de o anları unutabilmek için böyle oyun oynuyorlar, top oynuyorlar. Evet. İdlib'den gelen bir asker, biraz önce gördüğünüz burada şu gıda, giysi ve temel yaşam malzemelerini insanlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Beraberinde geldiğimiz insanlar. Evet, neredeyse şu ana kadar hiçbir yardımın ulaşmadı. Evri'nin hemen yukarısında Küme Evler diye bir köye geldik. Köyde de kerpiç evler tamamen yerle bir olmuş. Ovada değil bu. Evri'nin hemen arkasında biraz daha tırmandık. Ve dağın içinde bir yerde Evri'ye bağlı Küme Evler burası. Şuralar tamamen yıkılmış. Çok geçmiş olsun. Şurada siz nerede oturuyorsunuz? Burada mı? Hayır. Bir şeyler aldınız mı? Bir ihtiyacınız falan var mı? Yanımızda gıda var. Çocuk bezi var. Kadın hijyen petleri var. Tamam, gelin böyle. Ha, hazır. O tarafa gelelim o zaman. Siz orada tamam, siz orada bekleyin. Ben söyleyeceğim. Bu köy kaç haneli? Burada 15 ev. Kaç ev yıkıldı? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Peki yaşamını yitirenler oldu mu burada? Benim kayınlarım öldü. Kayınlarınız öldü, torunlar öldü. Kaç kişi toplam? Yavaş dur. 2 4 5 kişi büyük kaynım Gülden öldü. 2 de öteki küçük kaynım Gülde, kaynımın oğlan öldü. Evet. Ya bunun babası ne, kardeşi? Sizin babanız ve kardeşiniz vefat ettiler. Başınız sağ olsun. Siz de enkazın altından çıktınız. Evet, bunlar da çıktı. Biz de güzel. 6 kişi hepimiz de şeyin enkazın altındaydık. Babamla kardeşimi kurtaramadık. Biz çıktık. Annem hastanede. Kardeşimi, kız kardeşimin bileği çatlak hastanede. Biz şu an burada abimle biz de hayvanlar için bekliyoruz. Hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlarınız da öldü mü? Öldü. 50 tane yakını. Keçimiz daha gitti. Bunları daha. Evet. Taşların bunları evden ölmedi. Oğlaklarımız kurt öldü. Kurt yemiş birazını. Birazını kurt yemiş. Hani o sarsıntıda birazı taşların evet. Altında. Evet. Taşların altında hala var. Evet. Köyde toplam ne kadar kişi öldü tahmininiz? Yavaş. Sizin ailenizin dışında da var mıydı? Var. Amcam, yengem. Yavaş. Bizim aileden hariç benim görümcemin kocası öldü. Tekrar komşulardan orada onlardan bir oğlan. İsimleri neydi? İsimlerini söyleyebilir misiniz? Yavaş. Ölenleri tüm sayayım sana. Evet, evet. Ramazan Kızık, Sultan Kızık, Döne Kızık, Hasan Kızık, Sevcan Kızık, Mehmet Kızık, Yunus Kızık. Bunlar. Cuma Aksungur. Ne yutanın adı? Cafer Aksungur. Şu gelin gibi bilmiyorum. Küçüklerin gelininin adı ne? Bilmiyorum. Onları bilmem. Onlar kaç kişi olduklarını ama. Bu kadar işte ölenler. Bunların tamamı vefat ettiler. Sizler... Vefat ettiler. Altında çıktılar cenazeleri. Bir iki gün sonra işte.
Sizler mi çıkardınız? Köylü oldu seferber yani. Köylü seferber oldu. Hayır. Peki yardım geldi mi hiç size? Gıda, çadır? Çadır, gıda yardımı gelmedi bize. Sadece battaniye, şey, ekmek, yemek falan geldi bunlar. Tamam, önce bizim gelenler bizim orada duruyor. Direkt orada duruyor. Orada duruyor. Şöyle. Onlar hepsini alıyor ve bize vermiyorlar. Tamam. Biz herkesin, yanımızda getirmişiz. Abi, herkesin evinin önüne koysunlar. Aynen öyle. Böyle biz daha önceki olmuyor. Yayınlarımızda da aynı şeyi söyledik. Böyle, çok çok önemli bir şey. Hı-hı. Ev ev dolaşıp aslında insanlara bu yardımların ulaştırılması çok daha iyi. En çok. Çamaşır ilacı, ev sabunu, gıda maddeleri. Gıda maddesi yok bunların içinde. Meyve suları neymiş? Gelip geçici yemekleri yanıt. Evet. Bazı yemekçi gelmiyor. Ekmeksiz öyle kalıyor yani. Anladım. Artık verip gidiyorlar. Bayatlıyor o zaman. Burası küme evler. Küme evler. Emriye, Evri'ye bağlı esas küme. Esas Evri buraymış, aşağı inmişler. Aşağı inmişler. Zamanında böyle deprem olduğunda. Ha, yine depremde buradan. Eskide ben bilmem deprem olmuş. Oraya aşağı inmişler o zaman. Anladım. Tamam, ben hemen gideyim. O arkadaşlara söyleyeyim, buraya gelsinler. Buraya gelecekler, tamam. Sizin isminiz neydi? Selma Kızık. Selma Kızık. Hatice Kızık. Akrabasısınız. Benim kaynımın. Kaynının kızı. Hem de teyzem oğlu. Evet. Tamam, getiriyoruz hemen. Siz peki geceyi nerede geçiriyorsunuz? Biz geceyi şantiyede. Şantiyede. Güvenli mi peki? Güvenli. Bu konteyner evler. Tamam. Ben hemen ama söylüyorum. Bu sefer de burada hayvanlarımız, kalan hayvanlarımız güvende değil. Hırsız da korkuyor. Evet, hırsızlar geliyor. O yüzden geliyor. Burayı terk etmiyorsunuz. Onların evet. Yani altında kalan var. Yaralı hayvanlarımız var. Onlara bakıyor. Evet. Çok köylerde durum çok daha vahim. Ben hemen söylüyorum, geliyorum. Tamam. Tamam, buraya geleceğiz şimdi biz. Tamam. Evet, yani insanlar aslında ev ev, yani özellikle köylerde ev ev bunu dağıtmak çok zor bir şey olmasa gerek. Hocam! Bir saniye bir beklesenize. Hocam! Ercan! Şöyle buraya bir gelsenize. Şuraya şu ana kadar hiç kimse girmemiş. Gelin. Sonra diğer yerlere gideriz. Buradan böyle döneriz, köyün etrafını döneriz. Zaten sayılı hepsi. Evet, bu köyde aynı aileden neredeyse ailenin tamamı vefat etmiş. Biraz önce ailesini kaybeden bir vatandaşla konuştuk. Burada aracımıza yüklediğimiz, yolda da bir yardım tırından yine biraz aldığımız Türkmen Derneği. Evet, Beydilli Türkmen Derneği ve HDP'nin dağıttığı yardımlar. Burada köye geldik, küme evler. Battaniye, giysi, gıda, yani buraya neredeyse hiçbir şey gelmemiş. Çünkü köy meydanı öbür tarafa götürülüyormuş. Evet, yani belki fark edemiyorlardır. Fark edemiyorlardır. Ama daha çok insanlar kendilerine doğrudan evlerinin önüne getirilmesini istiyorlar. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bu tarafta da var mı evler? Yoksa öbür, buradan gidiliyor mu peki? Buradan şöyle, ha, doğru. Tamam. Şu yol takip eder. Siz şöyle gidelim. Ben yürüyerek gideceğim. O şey aşağıda kaldı ama onu unutmayalım. Çok geçmiş olsun. Tamam hocam. Tamam. Evet. Küme evler burası. Eskiden aslında Evri burasıymış. Daha sonra yolun kenarına inmiş, ovaya inmiş. Ancak burası da, orası da yerle bir olmuş. Evet, köyde çok sayıda kişi, yani sıraladı. Hatice abla sıraladı tek tek isimleriyle, su isimleriyle. Çok insan yaşamını yitirmiş. Evet, Evri Merkez Camii.
1915'te yapılmış bir cami. Üzerindeki tarih öyle. Tabii çok o kadar da eski bir camiye benzemiyor. Muhtemelen yıkılan caminin yerine yapılan yeni bir camidir. Daha önce de deprem yaşamış ve o depremden kaçmak için Evrililer yolun kenarına, daha da ovaya inmişler, ancak o da çare olamadı. Evet, bu köyde enkazın altında çok hayvan da can vermiş. Dağda olanlar da depremden sonra her biri bir tarafa kaçtığı için kurtlar kapmış. Evet, burada çadırlar kurmuş köy halkı, köy meydanında hemen. Ve geceyi çadırlarda geçiriyorlar. Çok geçmiş olsun. Enkazda kimse kalmamış değil mi? Bugün depremin 6. günü. Çok yaşamını yitiren oldu mu bu köyde? Var, bayağı var. Kaç kişi toplam sayı biliyor musunuz? Bir evde 5 kişi gitti. Bir evde. Evet, biraz önce konuştuk. Evet. Hatice Hanım'la konuştuk. Selma'ydı sanırım. Amcamızın hanımı. Evet, onların bütün ailesi. Şeyimiz var. Oğullar işte, 2 tane oğlunun hanımı öldü. 2 tane çocuğu öldü. Annesi babası öldü. Evet. Başınız sağ olsun. Var, burada 15 haneli bir yer mi burası Kümeyler? Evet, 15 hanelik hepsi. Hepsi yıkıldı. Hepsi. Yani ayakta kalan tek ev yok. 15 haneli köyde ondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Biz Diyarbakır'dan geldik. Ben Mezopotamya Ajansı muhabiriyim, gazeteciyim. Öyle gelirken yanımızda biraz da yardım malzemesi, yaşam malzemesi getirdik. Sizden de çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun tekrar. Evet, 3 evler. Küme evler. Küme evlerdi değil mi burası? Evet, Evri kasabası. Evri kasabası, küme evler burası. Evet, görüyorsunuz. Burada yanılmıyorsam şey miydi? Barınaktı. Evet. Hayvanlar öldü mü çok? Evet. Yok, hayvanlar da çok şeymiş. Burada yok ama başka yerlerde var dediler. Evet. 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 Evet, burada durum böyle. Ahırlar da tamamen çökmüş. Yani aslında bu küme evlerde yıkılmayan tek bir ev yok. 15 haneli bir küçük bir köy. Evri'nin eski yerleşim yeri. Daha önce yaşanmış bir depremden sonra Evri ova kısmına, biraz önce gösterdiğimiz o ana caddenin üzerine kurulmuş, ancak 6 Şubat'ta sabah saat 4'ü 17'de 7.7 şiddetindeki depremde hem Evri'nin yeni yerleşim yeri büyük zarar gördü, hem de eski yerleşim yeri tamamen yıkıldı. Burada insanlar ahırları düzeltmeye çalışıyorlar. Ama tabii en ufak bir sarsıntıda yeniden yıkılma tehlikesi var. Çok geçmiş olsun. Evet, altında payandalarla düzeltmeye çalışıyorlar. Burada çadır kuruluyor. Buraya bir afat çadırı ulaşmış. İnsanlar çadırın kurulumunu yapıyor. Çadırı genişletiyorlar çünkü yetmiyor. Yani sadece bir çadır buradaki ailelere yetmiyor. Kalabalık aileler. O yüzden de çadırın yanına ek bölümler yapıyorlar kendi imkanlarıyla. Bütün yerleşim yerlerinde durum 3 aşağı 5 yukarı böyle. Şu enkazda 2 kedi duvarın üzerinde tünemişler. Enkazların başındalar. Evet. Tabii hayvanlar da çok etkilendi. Öldüler. Sayısız hayvan can verdi. Tıpkı insanlar gibi. Ve birçok noktada kurtların da depremle birlikte birçok hayvanı kaptığı, öldürdüğü belirtiliyor.
burada şu ana kadar gördüğüm iki katlı binanın bir üst katı, duvarlar tamamen çökmüş, üst katı sağlam. Bir de burada tek katlı bir ev, dışarıdan sağlam gibi görünüyor. Onun dışında köyde sağlam tek bir ev göremedim. Evri kasabası küme evler, Evri'nin eski yerleşim yeri, yerle bir olmuş noktalardan birisi. Evet, aslında depremin en fazla etkili olduğu köylerin olduğu ova şu ova. Burası Narlı, hemen şu fabrikanın göründüğü noktada biraz ilerisinde Narlı beldesi var, Pazarcık'a bağlı. Bu köylerin bir bölümü, büyük bir bölümü Narlı'ya bağlı ve deprem çok yıkıcı bir etkiye neden oldu burada. Burası Evri, şu önümde gördüğünüz Evri. Bu Evri daha önce Evri Küme Evler diye size biraz önce gösterdiğim yerdeydi. Orada bir yerleşim yeriydi. Depremden korunabilmek için, yeniden depremi yaşamamak için şu bölgeye evler kuruldu. Ancak depremde burası da büyük hasar gördü. 40'ın üzerinde kişinin bu Evri'de yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Ama küme evlerde, 15 haneli küme evlerde ondan fazla kişinin can verdiği söyleniyor. İleride gördüğünüz bu ağaçlık olan kısım, hemen parmağımın ucuyla gösterdiğim yer, Ördek Dede köyü, yerle bir olan bir köy. Neredeyse 300 haneli bir köy. Bu bölgenin en büyük köyü de burası, Evri köyü. Burası kasabaydı, belediyesi vardı daha önce. İkinci büyük köy de Ördek Dede. Hemen ilerisinde başka köyler vardı gittiğimiz. Hepsinde de yıkım çok fazla. En fazla Evri'nin bu bölümünde evler yıkıldı. Çok çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Hocam başka ihtiyacınız var mı? Valla çadırımız yok. Çadır yok bizde maalesef. Lazım İsterseniz bir durun. Onları verebilirsiniz, çocuk elbiselerini. Evet. Burası Evri, biraz önce yukarıdan göstermeye çalıştık. Evler. Bu halde yıkılan evler. Bu evlerin enkazında yaşamını yitirenler de oldu, kurtulanlar da oldu. Bu evin sadece bir bölümü yıkılmış ama bu ev tamamen yıkılmış.